Hepinize selamlar. Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz Ankara'da kuryelikle alakalı videolar çekiyorum ama hep İstanbul'da da istiyordunuz. Bugün İstanbul'a geldik. Şu anda Sarıyer'deyim. Vigo kuryeleri zamdan sonra ilk 15 günde ne fatura kestiler? Kazançları ne durumda? Memnunlar mı? Bunları öğreneceğiz. Hadi başlayalım. İstanbul Sarıyer Büyükdere Caddesi'ndeyiz. Arkadaşımızı yakaladık. Burada paket beklerken biraz sohbet edeceğiz. Hemen kendisi bir tanıyalım. Merhabalar, isim Ömer Öztürk. Yaklaşık bir yıldır Vigo'da çalışıyorum. Hatay'dan geldim depremden sonra. İlk defa Vigo'da çalışmaya başladım. Hatay'dan bir devam edelim. Sen depremden sonra direkt buraya mı geldin? Depremden sonra önce Konya'ya geldim. Konya'dan sonra Vigo'yu araştırdım Konya'dayken. Sonra İstanbul'a gelip Vigo'da çalışmaya başladım. Ne iş yapıyordun Hatay'dayken? Hatay'da öğrenciydim. Bazı sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. İnşallah tekrardan devam etmeyi düşünüyorum. Buradan da tekrardan Hatay depremini alalım. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Zor zaman. Ya var mıydı daha önceden ehliyetin, motorun bir şey yoksa ve sıfırdan mı başladın? Hayır, kuryeliği öğrendikten sonra, araştırdıktan sonra ehliyet aldım, motosiklet aldım, çalışmaya başladım. Bu zor dönemler sonrasında, depremden sonra biraz da kurtarıcı bir meslek oldu diyebiliriz. Tabii ki Vigo bu yönden bana çok destekçi oldu. Gerek aileme yardım olarak, gerek kendi ihtiyaçlarım olarak çok özgürleştim. Ne güzel. Var mı başka senin gibi o taraflardan gelen, Hatay'dan gelen arkadaşlar falan? Hatay'dan gelen çok arkadaşım var. Hatta bir grup kurduk. Sürekli konuşuyoruz. Hataylı Vigocular. Evet, Hataylı Vigocular olarak bir grup kurduk. Yani genelde hepimiz Vigo'da çalışıyoruz. Herkes işinden memnun. Güzel. Peki ne kadar fatura kesiyorsun diyelim. Biliyorsun Ocak'ta zam geldi. 15 günde bir bildiğim kadarıyla fatura kesiyorsunuz. İlk 15 gün ne kadar kestin? Her 15 günde bir fatura kesiyoruz. Ocak 1 ile Ocak 15 arasında 52 bin küsür bir fatura kestim. Küsürün küsürü. Bunu kestiğim fatura. Söyledik zaten şu an. Bu faturayı çok kesince şey oluyor böyle. Söyleyeyim mi? Yani küsuratı söyleyeyim mi? Maşallah. Tabii riskli bir meslek. Güzel de çalışıyoruz. Çalıştığımızın hakkını da alıyoruz. Alıyorsun diyelim en azından. Evet, tabii ki. Özellikle Vigo'daki 55 km hız sınırı sayesinde hızla yapmadığımız için riski minimuma indirmeye gayret gösteriyoruz. O zaman şöyle yapalım mı? Ben bazen böyle kazançlarla, kesilen faturalarla alakalı videolar yapıyorum sık sık. Farklı firmalarda da yapıyorum. Birçok eleştiri geliyor. Abi söylüyorlar ama bakalım gerçekten göstermiyorsunuz faturaları falan diyorlar. Görebilir miyiz senin faturanı şu an? Tabii ki. Hem ben öğrenmiş olayım. İzleyen arkadaşlar da gerçekten görmüş olurlar. Sen hatta bunun ekran fotoğrafını bana gönderirsin. Ben ekrana da eklerim. Şu 53.800, 54.000 lira. Vigo'nun bir de şeyi çıktı bildiğim kadarıyla. Saatliğe geçtiler. Paket başına. Sen hangisindesin? Ben şu an saatlikte çalışıyorum. Aslında bunu paket olarak çalışsaydım 60.000'e yakın bir fatura kesebilirdim. Paketi baş ücretle bir şekilde denemeyi istiyorum açıkçası. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Buradan Vigo'ya teşekkür ederim öncelikle. Zor günlerde de yanımızda olduğu için. Herkesi Vigo'ya beklerim. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim, teşekkürler. Hediyeyi unutma. Hediyemiz var sana. Bu kadar konuşturduk. Bütün faturayı, maturayı, her şeyi döktük ortaya. Sana bir powerbank hediye ediyoruz. Teşekkür ederim. Lazım oluyor biliyorsun. Çok, akşama kadar telefonda. Zaten sürekli lazım olduğu için. yani power... Daha önce hiç böyle bir konuştun mu? Bir şeye, kanala, video falan. Bir heyecan var ama değil mi? Evet. Olmasın artık. Demin demiyorum. Sohbet ediyoruz canım. Güle güle. Kullan. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Yine Sarıyer'deyiz. Vigo kuryelerini bekliyoruz. Gelen ilk arkadaşı durdurup Vigo'da memnun mu? Ne kadar fatura kesmiş? Bunları soracağız. Ha, geliyor. Geliyor. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Vaktin varsa röportaj yapalım mı seninle? Tabii, olur. Vigo'da memnun musun? Evet, çok memnunum. Peki kolaçanı takip ediyor musun? Takip etmiyorum ama istedim. Etmiyorsun. Çarpıyı koyduk. Haydi bakalım. Şuraya da demek takip etmiyorsun. Burada yazdık. İsim alalım önce. Yusuf Aydın. Yusuf, nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor. İş güç. Hoş duruyorsun.
Koşturuyoruz. Koşturuyoruz. Ne zamandır Vigo'da çalışıyorsun? Ortalama bir sene oluyor. Daha önce de mi kuryeydin? Yok. 2 sene önce aldım ehliyetimi. Tekstilde çalışıyordum. Aksesuar götür getir işleri yapıyordum. Sonra müdürler şeyler çok artmaya başladı. Tekstilde baskı mı arttı? Evet. Yani tekstilde çok işte müdürüydü falan çok üstüme gelmeye başladılar. Ben de Instagram'da dolaşırken Vigo'yu gördüm. Hani internetten girdim, araştırdım, baktım diğer firmaları da. En mantıklısı Vigo geldi. Garanti bir ücreti var. Hani paket olmasa bile en kötü alacağım bir para var. Gittim başvurumu yaptım. Direkt işe girdim yani. Bu arada en aktif Instagram hesabı kurye firmaları arasında da Vigo. Buradan değinelim. Instagram'dan görmüş, oradan bağlayayım dedim. Hepsini takip ediyorum. En aktif o. Girdikten sonra peki umduğunu buldun mu? Hani girip de ulan çok zor işmiş niye girdim? Ya da tekstilden sonra ilaç gibi geldi. Hangisi oldu yani? Ya tekstilden sonra ilaç gibi geldi. Şöyle ben zaten tekstildeyken de işe bisikletle gidip geliyordum. Yani sokakları biliyorum yani. Zaten iki tekerciyim işte. Ha zaten iki tekerciyim. 12 yaşından beri biniyordum yani. 25 yaşına kadar işe bisikletle gidip geldim. Motoru da geçince çok zorlukla yaşamadım yani. Aynı soğuk hava. Yine yağmur yağıyor. Yağmurluğumuzu giyiyoruz. İşimize devam ediyoruz. Ocak 1 ile 15 arasında zamlı kestin faturayı. Evet. Ne kadar kestin? Bir gün izin yaptım. 14 günde 54 milyar fatura kestim. Bir gün izin 54 bin lira. Görebilir miyiz? Tabii ki de. Teyit ediyorum. Yok. Arkadaşlar da görsün diye. Hiç sıkıntı yok. Görmek istiyoruz. Bundan sonra her çektiğimiz videoda, her sorduğumuz kuryede şöyle açıkmış zaten. Şöyle kameraya da gösterelim. Tabii. Ekran fotoğrafını bana atarsın. Paylaşırım tabii arkadaşlarla. Şu değil mi? O toplam kestiğim fatura. Bu alttaki de aldığım para. Tamam. Tevkifat var tabii arada. Ve mazot kesintim. Aynen. Tabii bir de bu şunu da söyleyelim arkadaşlar. Faturaları kesiyoruz ama tabii kendimizce giderlerimiz oluyor. Bunun hesabını iyi yapmamız gerekiyor. Videonun sonunda paylaşacağım ama umarım görebiliyorsunuzdur. Ben yine ekrana koyacağım. Nerelisin? Buralı mısın? İstanbullu değilsindir. Yok, Erzincanlıyım. Erzincanlısın. Erzincan, Refaeli'yim. 2004'ten beri İstanbul'dayım. Artık İstanbullu olmuşsun. Arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Kuryelik olarak Vigo ile alakalı ya da başka bir şey aklına ne geliyorsa. Para kazanmak, geleceğine yatırım yapmak istiyorsa Vigo'ya gelsin diyorum. Parası çok iyi. Ayrıca şartları da, yanakları da çok iyi. Allah daha çok versin diyelim. Amin. Hepimize. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir hediyemiz olacak sana. Powerbank hediye ediyoruz sana. Çok teşekkür ederim. Ve benim de özel bir hediyem olacak. Bir de kolaçan bandı. Takip etmiyormuşsun gerçi beni çok kırdın ama güle güle kullan takip bandına. Ediyorum. Birazdan takip edeceğim. Tamam. Çok sevinirim. Kardeşim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum tanıştığıma da. Ben de. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Arkadaşımızı gönderdik. Ankara bebesi simit atmaz martıya, sapan çeker kargaya diye. Bizde martı yok. Bekliyoruz, Vigo kuryesi bekliyoruz. Bir şey diyeceğim, bunlar et yiyormuş değil mi normalde? Bunlara simit yemeyi öğretmişiz. Balık yiyorlar normalde bunlar. Şu ne arkadaş? Yok, bu yabancı. Peki sen ne düşünüyorsun? Gel, gel, gel. Yeni simit fiyatları hakkında ne düşünüyorsun? Martlar konuşmak istemiyor arkadaşlar. Geliyor bir tane, geliyor. Arkandan kamyon geliyor. Biraz daha ileri gel. Çok kısa birkaç soru soracağım. Paketin var mı üzerinde? Müsait misin? Şu anda yok da tam da molayı almıştım. Bir 20 dakikam var. Sana bir çay ısmarlayayım mı? Olur. Şurada sana bir çay ısmarlayayım. Biraz sohbet edelim. Hazır seni molada da yakaladık. Senden önceki arkadaş da unutup göndermişiz bunu. Peşinden koşa koşa anca yetiştim. Allah'tan ışıkta durdu da. Sen beni tanıyorsun mu? Tanıyorum. Çok medya. Fazla tanımıyorum ama sosyal medyadan görüyorum yani. 25 dakika var, ona biraz sınırlayalım çünkü fazla meşguliyette duramam. 25 dakikam kaldı molamın bitmesine. Harika, o zaman. Aşmıyorum yani. O zaman hemen başlıyoruz. İsim alalım. Mehmet Karabaş benim ismim. İstanbullu musun? Hayır, ben Kilisliyim. Ne zamandır İstanbul'dasın, ne zamandır Vigo'da çalışıyorsun? Ben pandemiden 2 yıl önceden beri İstanbul'dayım. Bazı işlerim iyi gitmedi sivil hayatta. Restoran falan vardı. İşlerimiz yolunda gitmedi. Otelde gittim, temizlikçi olarak işe başladım ben. Orada sonra bellboy oldum. Resepsiyonda bir yardım falan oldu arkadaşlara. Bu pandemide tam zirve yapınca otel hayatımız da bitti. Sonra bir markette çalışıyordum. Beşiktaş'ta bir market vardı. İşte bazı kurye arkadaşlar gelip giderken gördüm, bir sordum onları yani kazancı nasıl, ticket nasıl. Diğer firmalar da var yani Vigo'nun haricinde birkaçında. Biraz araştırma yaptım. Hem çalışma sistemi hem parası. Artı disiplini. Mesela E5 yasak, 55 km hız sınırı var. Yani kurallar tam kasksız yasak. Aslında yasak deyince böyle insanlara şey geliyor değil mi? Aa o yasak. İtici yasak geliyor sanki ama kendimizi düşündüğümden yani. Tabii ki şirketin güzel bir yönü yani. Ne zamandır şirkete gittim? 3 yıldır Vigo'dayım. Bir ay çalışanlar da var. Mesela dışarıdan bazıları şu kadar para varmış.
Gidin ben de yapayım diyor. Ama geliyor özellikle bu kış günü bir hafta 10 gün yaptıktan sonra bu iş bana göre değilmiş deyip tekrar giden arkadaşlar var. Emek harcamadan bir şey kazanılmıyor. Şimdi her işin bazı riskleri, yorucu tarafları var. Bununki de o. 12 saat mesela çalışıyorsun burada. Yaş kaç bu arada? 47. Sen böyle anlatınca ya böyle güzelliyor abimiz ama aslında iş o kadar da kolay iş değil. Burada aslında işin kolay olduğunu anlatmıyoruz. Şimdi yani ona bir parantez açalım. 20 yaşındaki genç bir delikanlıyla beni bir tutamazsın. 20 yaşındaki insan sosyal hayat ister. Bu işin sosyal hayatı biraz kısıtlı bu işte. Parayı duyup gelenler var mesela parayı. Tamam böyle bir kazanç var bu yalan değil. Birazdan size açar gösteririm yani 15 günde ne kazanmışım ne kesmişim. Ona bakacağız zaten. Masraf neydi? Genç arkadaşlarım şu anda aramızda değiller mesela bırakıp gitmişler mesela. Kazancı duyup geliyorlar. Tamam geldin çok güzel. Burada abi çayını da içeceğim. Sen anlatmayı da seviyorsun. Şimdi bir gün iki gün üç gün derken bir bakıyorsun hava bugünkü gibi kapalı oluyor. Para sıcak geliyor ama sesi. İş icraata geldiği zaman eksi yönde şeyler başlıyor. Evet abi. 25 dakikanda olmadan şu paralara bir görelim. Şimdi ben bu işe girdim. Çok borcum vardı. Şimdi ülke genellerine baktığınız zaman iyi bir kazancı var buranın kuryeliğin. Şimdi benim bir sürü borcum vardı. Bak az önce sohbetin başına da söyledim. Motosikletim daha yoktu. Motorun geçen Aralık'ta 2023'ün Aralık'ta taksidi bitti. O motorla 01 PCX aldım. Evimin garajında duruyorum memlekette. Daha hiç binmedim. Ayıp söylemesi altın yaptım. Birikim yaptım yani. Bunu Vigo'da yaptım 3 yıldır. Yani bir buhrana girmiştim ben. Allah var 5 yıl önce bak gittim otelde temizlik yapıyordum. Oğlum üniversiteye başlamıştı. Yurtta kalıyordu devlet yurdunda mesela. Ben çocuğumu istediğim gibi okutamıyordum. İstediğim gibi başlığını veremiyordum yani açık konuşmak lazımsa. Anladım. Ya geçen de bir şey oldu mesela evlilik yıl dönümüydü. Hanımla konuşuyoruz sen ne olacaksın bana. Hanım bana bir bileklik istedi mesela. Dedim hanıma canın sağ olsun. Bir tane aldım bir bileklik verdim. Bunu şimdi başka bir işte olsa yani imkanı yok alamazsın ya. Bir, en fazla alacağın bir çiçek bir güldür. Ha, hanım da bizden çiçek gül bekliyor. Yani illa altın beklemiyor ama. Seviyoruz yani alıp vermeyi hanımız evde. Tabii imkan da varsa. İmkan varsa alıyoruz. Çalışıyoruz ya. Nereye için çalışıyoruz? Eşimiz için, çoluğumuz, çocuğumuz ailede için. Ailede mutlu olmak önemli öbür yani. Öbür dünyaya götürmeyeceğiz parayı. Şimdi Mehmet abi anlattın efendim? Anlattın. Güzel, Vigo iyi, hoş falan. Evet. Biliyorsun Ocak'ta zam geldi. Aslında video konumuz asıl bu. Ama ben sen güzel konuşuyorsun, anlatıyorsun diye bir hikayeyi dinledik. Güzel oldu. Ama asıl video konusu zam sonrası kazançlar. Ocak 1 ile 15 arası ne kadar kestin ben İstanbul'a bunun için? Ben Ankara'dan kalktım. Dedim ki Mehmet abi ilk 15 gün yılın ilk 15 gün ne kadar kesmiş bunu bir öğrenmeliyim. Sen ne kestin? 12 gün çalıştım bu arkadaş. 49 bin küsur bir faturam kestim. Bakabilir miyiz? Tabii. Önce teyit edeceğiz. Ondan sonra. Şimdi şurası. Orada mesela Vigo'nun bize sağlamış olduğu avantaj var. Mesela taşıt tanıma veriyor bize. Hı-hı. Taşıt tanımadan Shell'den benzinimizi alıyoruz. Ne kadar almışız 15 günde? 1500 liralık almışız. %10 da bize indirim oluyor Vigo tarafından. Aa, çok iyi. Onu zaten hak edişimizden kesiyor. 12 gün çalıştın. Evet. 3 gün izinle 49 bin kesmişsin faturayı. Evet. Peki bunların dışında rakam çok iyi bu arada. Hani 50 desek 100 bin lira yapar. Evet. Tabii onun üzerinden sizin giderleriniz olacaktır. Onun hesabını ayrı yapacaksınız. Mesela motor kiraladıysanız kirası düşüyor. Tabii mesela şimdi işte orada yazıyor mesela 1500 liralık bir benzin almışım. Saatlik mi çalışıyorsun paket başı mı? Bu size gösterdiğim saatlik paket başı daha bana mantıklı geldiği için paket başına geçtim. Tahmini şimdi ben 50 bin kestiysem 70 bin keseceğim yani. Maşallah. Ha, yani şimdi bu öyle bir sistem çıkarttı ki. Çalışan adamın sistemi, paket atan adamın sistemi yani. At paketini kazan paranı. Abi peki çok önemli bir soru soracağım. Beni mi bekliyordun bu içindekileri dökmek için? Yok sen beni çevirdin. Bak molam da bitmek üzere. Hani öyle bir çay için bir yemek yiyeyim dedi. Eyvallah öyle denk geldin abi. Yani bana orada. Kırmadım seni. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Ben vaktini teşekkür bize ayırdın, çayını da içtin. Yani öyle bir anlattın ki baştan sona hani şey gibi sanki. Yani biri beni şurada çevirse de ben şu derdime bir döksem. Yok tamamen denk geldin yani. Hediye verelim. Mehmet abi powerbank var içerisinde. Bu da kola çandan. Teşekkür ederim. Hazırsız yakalanmasan ben sana bir hediye vermek isterdim. Vallahi bir bileklik al. Senin canın sağ olsun. Bileklik. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vigo kuryelerini kolaçan etmeye devam ediyoruz. Sarıyer'deydik. Sarıyer'den Kadıköy'e geldik. O taraftan bu tarafa beklemeye başladık şimdi. Kadıköy meydandayız sanıyorum. Bakalım gelen kurye kim olacak? Hafiften yağmur çiseliyor ama güzel bir hava var İstanbul'da. Ankara kadar soğuk değil en azından. Vigo'lu mu? Vigo'lu. Bir an bilemedim Vigo'lu mu değil mi? Hoş geldin. Merhabalar abi. Vaktin varsa birkaç soru soracağım. Tabii ki vaktim var. Kaskını çıkaralım. Bu yakışıklılığın görünsün. Senin yanında değil ya. Eyvallah. Hoş geldin videomuza. Merhabalar. Beni takip ediyor musun? Ediyorum. Ediyorsun. Yani güzel. Şöyle, o zaman... Aslında motoru seninle öğrendim.
Benim seni de izleyerek, seni izleyerek öğrendim. Aa zaten. Ne güzel. Aynen. O zaman Ankara'dan gelip burada seninle karşılaşmak güzel oldu. Güzel oldu aynen. İsim neydi? Müslüm. Müslüm. Şimdi bir golle alakalı, bu hak yetişlerle alakalı, son zamlarla alakalı biraz sohbet edeceğiz genel anlamda. Beni de zaten takip ediyormuşsun. Az çok videolarımı biliyorsun. Biliyorum. Öncelikle hayat nasıl gidiyor İstanbul'da, onu sorayım ben sana. Güzel gidiyor ya. Güzel gidiyor. Seviyorum ben İstanbul'u. 30 senedir buradayım. Nerelisin normalde? Urfalıyım. Urfalısın. Aynen. Aa bak, genelde hep Urfa, Kilis, Hatay, hep Hatay. O taraflardan geliyorlar. Oralarda iş yok yani. Ondan dolayı... Kaç yıldır Vigo'dasın? Ben 1,5-2. Seneme gidiyor. Daha önce ne iş yapıyordun mesela? Önceden bayan kuaförüydüm. Peki neden o işi bırakıp da kuryelik? Ya orada da 12 saat çalışıyorsun. Burada da 12 saat çalışıyorsun. Orada 12 saat çalışınca ne kadar alıyordun? Ya asgari ücretin üstüne çıkmıyorsun. 1-15 Ocak arasında 12 saat çalışarak ne kadar fatura kestin? Ben 55 bin fatura kestim. Peki yani görebiliyor muyuz bir şeyden? Bakalım. 55.177 abi. 55 bin lira kestin. İzin yaptın mı? Yapmadım. Neden yapmıyorsun? Gerek duymuyorum abi. Gerek duymuyorsun. Aynen öyle. Aa, para işte, para hırsı. Şaka yapmıyorum tabii. Para değil ya, yani çalışmayı seviyorum ben. Şöyle, benim bir Harun abim var, şefimiz. Allah ondan razı olsun. Harun Bey şef. Evet. Ben onun sayesinde bu Vigo'ya tanıştım. Hani onu yalaklık olsun diye yanlış anlamayın yok, beni. Yok estağfurullah. Ben gerçekten onu tanıdıktan sonra zaten Vigo'ya bırakmadım. Çok sıcakkanlı bir adam. Öyle kaldım yani. Ben memnunum yani. İşinde memnunsan, hakkını da aldığını düşünüyorsan öyle yani mi lan? 12 saat bayan kuaföründe çalışıyordum. Askeri ücreti zorla alıyordum. Bir de sigorta nasıl da yoktu. Nasıl çekiyordun onların böyle şeyini ya? Ya çekemiyordum artık. Bir yerden sonra sıkıyor artık. Değil mi? Bak burada mesela kafam çok rahat. Karışan yok, eden yok. Paketi alıyorum mis gibi. Arkadaşlara Vigo'lu olan olmayan ya da genel olarak kuryelik hakkında söylemek istediğin bir mesajın var mı? İşimden çok memnunum. Asgari ücrette çalışacağınıza gelin burada kuryelik yapın. Daha çok para kazanın. Benim tavsiyem bu yani. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sana hediyemiz olacak. Bir powerbank ben çok işine yarar. Ankara'da görüyordum. Burada görünce de çok şaşırdım. Memnun oldum tanıştığıma. Hep Ankara'da video çekiyorduk. Arkadaşlar aynen. Bir de İstanbul'a gel, İstanbul'a gel. Bir de buraya dedim gelelim görelim. İyi yapmışsın. Bir de hediye getirdik. Teşekkür ederim. Sana. Çok bir sağ ol. Powerbank. Bir kolaçan bandana sıkıyor. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Güle güle kullan. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Arkadaşlar kuryeleri avlamaya, İstanbul'daki Vigo kuryelerini kolaçan etmeye devam ediyoruz. Kadıköy'deyiz. Kadıköy'den devam ediyoruz. Yanımda yine bir Vigo'cu arkadaşımız var. Kafasında da belli bandanayı da takmış güzel. Seni bir tanıyalım. İsmim İsa, soy ismim Toraman. İsa ne zamandır Vigo'da çalışıyorsun? 3 yıldır. Daha önce ne iş yapıyordun? Daha önce otomotiv sektörüyle uğraşıyordum. Araç kiralama falan. Peki niye kurye olmaya karar verdin, onu sorayım. Rahat çalışmak, serbest çalışmak istedim. Peki neden Vigo? Şartları çok uygun. Güzel para kazanıyoruz. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Kadıköy'de çalışıyorum. Kadıköy'de çalışıyorum evet. 1 ile 15 arasında faturayı kestiniz. Evet. Zamlardan memnun musun? Memnunum. Değilsen söyle, yüzünü bulurlayacağım. Yok memnunum. Mesela son fatura ne kestin? 49.500. 49.500. Evet. Kaç gün çalıştın? 14 gün çalıştım. Bir gün izin yaptım. Sana inanmadığımızdan değil, yanlış anlama. Yine de bir test edelim diye görmek istiyoruz. 14 gün çalışmaya 49 bin lira. Evet, 49 bin lira. 3 yıldır çalışıyorsun Kadıköy civarı mı? Kadıköy, Acıbadem. Yani yaklaşık Kadıköy'ün bütün bölgelerini geziyorum. Kestiğin faturalardan memnunsun ama ekstra bir avantajı var mı? Vigo'nun aklına gelen böyle ya şu özelliğini seviyorum Vigo'nun. Cebim hiç boş kalmıyor. Canlı para. Evet, sürekli canlı para. Bir de şu huyunu seviyorum. 15. gün fatura kesiyoruz. 20. gün parayı alıyoruz. Hiç aksama hiç falan? Hiç aksama olmadı bu zamana kadar. Neyse net bir şekilde yatıyor hesabıma. Var mı başka söylemek istediğin? Bir gün herkes Vigo'cu olacak. Öyle mi diyorsun? Evet. Teşekkür ederiz İsa. Çok memnun olduk. Sana bir hediyemiz olacak. Powerbank. Bir de kolaçan bandanası hediye ediyoruz. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Çok sağ olun. Allah daha çok kazandırsın. Amin diye. Cümlemiz inşallah. Kadıköy'de gezmeye devam ediyoruz. Teşekkür. Şimdi bir arkadaşımızı daha yakaladık. Seni bir tanıyalım. İsmim Fırat. Yaklaşık 3 yıldır Vigo'da çalışıyorum. Sen beni takip ediyor musun? Ediyorum. Bütün videolarını izliyorum. Helal olsun. O zaman sana bir hediyem olacak videonun sonunda. Bekliyorum abi. Daha önce ne iş yapıyordun? Hep kuryelik yaptım hayatım boyunca. Hep kuryelik? Evet. Peki neden Vigo? Yani şu anda şartları iyi. Bölgemden memnunum. Bir aile gibiyiz burada. Peki Vigo'yu nereden buldun da Vigo'ya girdin? Başka firmada çalışıyordun anladığım kadarıyla. Evet. Vigo'yu nereden gördün, duydun? Vigo'yu arkadaşlardan duydum. O zamanlar gerçekten alımlar çok zordu. Bir ayda 3 kere 4 kere geldim, almadılar. Sonunda alımları açtılar, aldılar. Sen yeter artık, istemiyorum, çalışmıyorum Vigo falan değil mi? Zaten öyle oldu. Başka bir yerde çalışıyordum. En son arada daha tamam hemen geliyorum dedim. Yok bugün gelmeyin, yarın gel dediler. İyi bak, senin gibi bir adam. Neredeyse kaçırıyormuşsunuz adamı. Evet. Sevgili Vigo bak, 3 yıldır adam size emek veriyor.
siz de tabii parasını veriyorsunuz diye. Emeğimize karşılığını alıyoruz. Düşünüyorum. Ne alıyorsun mesela? 1 Ocak'ta zam geldi. Hemen göstereyim. Bakalım. 1 Ocak'ta 15 gün boyunca izinsiz çalıştım. KDV dahil 54.807 lira 53 kuruş kesmiş. 55.000 diyelim biz ona. Evet. 55 bin kesmek güzel ama her şey para değil bak. Bir gün izin yap. Bir gün kendine vakit ayır. Çalış. Ayırıyorum abi. Akşamları seni izliyorum. Ne yapıyorsun? Ha tamam o zaman olur. Akşamları seni izliyorum abi. Ne yapıyorsun bu kadar parayı? Yani borcum var, borcumu ödüyorum. Eyvallah. Şaka yapıyorum. Takılıyorum tabii. 54 bin güzel ama dediğim gibi kendine de izin yaparsan daha iyi olur. Ayırıyorum. Peki başka ne gibi avantajları var? Nesini seviyorsun bir onun? 54 bin kesmişsin. Yeni arkadaşlar edindim. Arkadaşlarımla memnunum. Zaman geçiriyoruz. Arkadaşlarımızla 15 günde bir, 10 günde bir, haftada 2 kere yemeğe gidiyoruz. Yani parayı eziyoruz her şekilde. Eziyoruz her şekilde. Para Ankara'da ezilir. Bak. Evet ama orada bizi çok ezerler abi. Sen gel ben yardımcı olayım. Tamam o zaman geleceğim. Hangi sistemde çalışıyordun? Normalde Vigo eskiden beri hep saatlik sistem, saat başı veriyordu ya. Şimdi bonus getirdi, paket başı getirdi. Ya şu anda paket başı sistemi var. Bir de saatlik eski sistem var ama yani eski sistemle çalışıyorum. Zaten bunun dışında bonus da geldiği için bu şekilde devam ediyorum. Yani bonusun gelmesi benim için çok iyi oldu. Kuryeler hakkında ya da bu meslek hakkında ya da yeni başlayacaklara. Herhangi aklına ne geliyorsa burada senin sesin olalım. Sen de ne istiyorsan onu söyle. Yani aklımda çok şey var da anlatsam o geçmez abi ya. Bitmez ya. Yani dikkat. Kurye arkadaşlarım için çok dikkat. Her yerden çıkıyorlar. Sağını solunu hiç kontrol etmiyorlar. Bazı arkadaşlar şikayetlenebiliyorlar. Ya 50 kilometreyi geçemiyorum. Yasak ısınıyor. Benim Vigo'da çalışmamın kalmamın tek amacı o zaten. Fazla hızlı yapmamam. Çünkü ben güzel. Daha önceden kuryelik, evrak kuryeliği yaptım İstanbul geneli. Orada bir ağır bedel ödedim trafik kazasını. Burada daha iyi yani. Sırf hızdan dolayı çalışıyorum. Fırat teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir powerbank, bir de kolaçan bandanası, bir de kolaçan sticker'ı madem takip ediyormuşsun. Burada. Hemen yapıştırıyorum abi. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Tanıştığıma da çok memnun ben oldum. Ben de memnun oldum. Allah daha çok kazanç versin. Am cümlemize. Sağ ol abi, görüşürüz. Son arkadaşımızı da gönderdik. Biliyorsunuz Ocak'ta zam gelmişti Vigo'ya. 1 Ocak'ta 15 Ocak arası hak edişlerini de gördük. Faturalarda ekrana yansıtarak gösterdim. Biliyorsunuz hep Ankara'da çekiyorduk. Şimdi de dedik ki İstanbul'da çekelim, arkadaşlara soralım. Bunu çok da istiyordunuz. Daha sonra belki farklı şehirlere de çekebiliriz sizin isteğinize göre. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.